Medyaskop kanallarından herkese merhaba. Açık Oturum'un yeni bölümüne hoş geldiniz. 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasını değerlendireceğiz bugün. Devlet-kat ilişkileri açısından bu dava bize ne söylüyor? Aynı zamanda medeni hukuk mevzuunda ne durumdayız? Taraflar Türkiye'nin içinde duruyor. Bu cinsel istismar vakası üzerinden aslında çok fazla soru ortaya döküldü. Ayrıntıları değerlendireceğiz. Ben de bilgilendirmek istiyorum sizleri. İsmailağa Cemaati Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşer'in kızı HK'yi 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesi, tırnak içerisinde tabii ki, ve Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılması sonucunda HKG bir hukuk mücadelesi başlattı ve bu hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündeminde. Yusuf Siyah Gümüşer ve Kadir İstekli gözaltına alınmıştı. Bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oldukça kamuoyunu etkileyen bir dava söz konusu ve kamuoyda oluştu bu davayla birlikte aslında. Sonucunda da bu iki kişi gözaltına alıp cezaevine gönderildi. Tabii ki hiç şüphesiz maalesef biricik bir vakadan muhtemelen bahsetmiyoruz. Aynı zamanda bu mevzuda bir sürü soru işareti var. Sistematik bir biçimde bir istismardan ve işin merkezinde de bir tarikattan bahsediyoruz. Bu konuyu farklı boyutlara değerlendireceğiz. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Profesör Doktor İştar Gözaydın ve avukat Selin Nakıpoğlu bu akşam bizlerle. Selin Hanım, İştar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz yaklaşık bir haftadır farklı boyutlarıyla bu meseleyi anlamaya ve kamuoyuna duyurmaya, izleyicilerimize anlatmaya gayret ediyoruz. Tabii ki Türkiye gündemi hızlıca değişiyor. Özellikle 2 gündür İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yatakla sonuçlanabilecek bir ceza gelmesiyle birlikte Türkiye gündeminde gözler diğer tarafa, İmamoğlu'nun davasına kaydı. Biz de Açık Oturum'da bu konuyu işlemeyi planlamıştık ve planımızdan da caymadık. Buradan da devam edelim istedik. Çünkü bu çok çok önemli bir mesele. Farklı boyutlarla ele alınmak hak eden bir meselede. Selin Hanım, öncelikle size başlamak istiyorum. Şimdi ben cezaevine gönderildi dedim, bu iki sanık diyebiliriz herhalde artık. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler ya da fail. Şimdi öncelikle hukuki olarak son durumu merak ediyorum. Bir de geriye dönüp bu olayın aslında ilk ortaya çıktığı tarihin 2022 olduğunu hatırlatarak daha önce HKG ismini tabii ki açıklayamadığımız için böyle bir kısaltmayla söylüyorum. 6 yaşına itibaren cinsel istismara maruz bırakılan kişi, kendisi daha önce bir şekilde yargı mercilerine başvurmuş ama anladığımız kadarıyla o gün bu şekilde bir sonuç alınamamış. Daha öncesinde ne yapılabilirdi? Öncesini ve bugünü hukuki açıdan değerlendirir misiniz? Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Öncelikle bu fikri takip çok önemli hakikaten. Hepimiz günlerdir bu konuyu konuşuyoruz. Bu konunun peşinden gidiyoruz. Zira dava süreci devam etmektedir deyip bir kenara atılmasını istemiyorduk. Çünkü Türk Ceza Yasası 103. maddeden yargılanan, yani iddianame oradan kurulmuş. Evet, şu anda sanık diyebilirsiniz. Ve bu kişiler hakkında herhangi bir tutuklama tedbiri yoktu. Dün Kadir isimli erkek sanırım, bugün de Yusuf isimli erkek gözaltına alındı, tutuklandı daha doğrusu. Buradaki sorunların sadece anne baba ve o Kadir isimli erkek olarak değil, aslında bir sistem var burada. Bu sistemin pek çok ayağı var. O ayağa karşı da aslında devletin ne kadar 3 maymunu oynadığını görüyoruz. Bu zamandan önce, yani Timur Soykan'ın haberinden önce aslında biz geç öğrenmişiz. Aile Bakanlığı biliyormuş. Hatta koruma altına almış H'yi. Hatta başka şeyler de olmuş. Yani ailesi boşanmak istediği için evden ayrılmış. Ailesi barındığı sığınağa basmış. başka bir şehre taşınmak zorunda kalmış, kimlik değişimine kadar gitmiş. Yani 6284 sayılı yasanın neredeyse hemen tüm tedbirleri uygulanmış. Peki bunları uygulamışsınız ve Aile Bakanlığı'nın avukatıyla, Aile Bakanlığı'yla aracılığıyla olduğunu hani tahmin ederek söylüyorum. Neden acaba Aile Bakanlığı bu konuda bir şikayette bulunmadı? Burada bir suç olduğunu görüp neden suç duyurusunda bulunmadı o zaman? Eğer o zaman suç duyurusunda bulunsaydı belki değil, kesinlikle bu kadar süre aslında bu zaman kaybı olmamış olacaktı. Çünkü gecikmiş bir adaletle karşı karşıyayız. Adalete eriştik mi henüz? Hayır. Ama sürecin başlamış olması bile o kadar geciktirildi ki, o kadar ötelendi ki. Şimdi hangi birisinden bahsedelim? Bahsedelim. Sadece yargısı, hastanesi, yani 21 yaşında bir kadından örnek alıp doğum belgesi istemeyen, böylelikle soruşturmayı kapatan savcıyla başlayalım. HSK hemen hakkında soruşturma başlattı. Kamuoyunun takibi ve baskısı olması olacak mıydı? Ne yazık ki hayır. Sağlıklı, hukuk sisteminin sağlıklı işlediği bir ülkede bunu söyleyemezsiniz. Ama bizim ülkemizde söylüyoruz. Hastanede o sahte raporu düzenleyen sağlık görevlileri ne alemde bilmiyoruz. Çocuğun ifadesiyle kemik testi tutarsızlığına rağmen takipsizlik kararının verilmesi sadece HSK'nın o savcıyı soruşturması sonucunda bitecek mi? O kadar zaman kaybı var ki orada. O kadar büyük haksızlıklara maruz kalmış ki artık tecavüz devam etmiş bu sayede aslında. Ama şöyle bir durum var. Yani yargısı, hastanesi, dini vakıflarla, tarikatlarla fotoğraf çektiren bürokratları, çocuğun rızasından bahsedebilen bir Adalet Bakanı, 15 yaş altı çocukların evlendirilmesinin önünü açan milletvekilleri var bu ülkede. Ve bugün mecliste milletvekiliyim diye oturanlar, bu kişiler 2016 Kasım'ında çocukların erken evlendirilmesinin yolunu açan ve onunla evlilik işlemiyle ilgili olan hususlarda cezai boyutu ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapanlar, 2015 Mayıs'ında Anayasa Mahkemesi onları güzel bir zaten pas attı. Neydi bu pas? Resmi nikah olmaksızın dini nikah merasimi Türk Ceza Kanunu 235 ve 6'da cezalandırılıyordu. Bunu kaldırdı, iptal etti Anayasa Mahkemesi. Hemen 2016 Kasım'ında peşinden AKP'nin 6 milletvekili bunu istedi. Dedi ki bizim örfümüz, adetimizde erken evlendirme vardır. Bu insanlar hapishaneye giriyor, bu gençler. O yüzden 103'e dair bir değişiklik teklifi getirdiler. Bunu henüz gerçekleştiremediler. Evet, bir takım eklemeler yaptılar ama tam istedikleri noktaya gelemediler. Son derece yoğun bir takip ve baskı kurmak zorunda kalıyoruz. Yani bu 103'e ilişkin yoğun bir izleme sürecine girmek zorunda kalıyoruz. 2019-2018'de bu sürece dair yine bir canlanma olduğunda tekrar böyle pek çok kadın meclise gidip teker teker anlattık ilgili milletvekillerine bu işle ilgili sonuçlarına dair. Çocuktan bahsediyorsunuz, farkında mısınız diyerek. Çok değişik tecrübeler edinmiştik o dönemde de. Ama şu gerçeği hiçbir şey değiştirmiyor. Yani neden çocukların cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair verileri tutmuyorsunuz? Herhangi bir data yok elinizde diye soruyoruz. Cevap da vermiyorlar ama tutulan datalar şunu gösteriyor. 10 çocuktan 4'ü cinsel istismara uğruyor bu ülkede. Ama cinsel suçlarda somut delil şartını getiren milletvekilleri yüzünden de aslında pek çoğu da delil yetersizliğinden eğer şikayetçi olunmuşsa beraat edilmiş olarak dosyalar kapanıyor. Esas açmaya çalıştıkları husus sadece bu geldiğimiz son nokta ama buraya kadar neler yapıldı? Yani 2015 Anayasa Mahkemesi kararı, 2016'da bu Türk Ceza Yasası 103'ü dair değişiklik teklifi, 2017'de müftülere nikah kıyılma yetkisinin verilmesi, nüfus işlemli kanundaki değişiklik, pek çok noktalardan birazdan hatırlarım, bazılarını unuttum şu anda ve sonunda bu sanki ilk kez olmuş bu ülkede gibi davranıyorlar. Yani sanki ilk kez bir tarikata, bir işte bilmem ne cemaatine bağlı bir yerde çocuk istismarı ilk kez olmuş gibi. Yani bizim hafızamızda o kadar çok ki daha çok geriye gitmeye gerek yok. Beykoz'da 2019'da olmuştu böyle bir olay, yani haberleştirilmişti. Eminiz ki çok fazla var ama bizim haberleştirebildiği kadar gazeteciler haberimiz olduğu için. O sebeple şu andaki hukuki durum ve duruşmanın erkene çekilmesi. Onu da altını çizmek istiyorum. 22 Mayıs olarak açıklanan duruşmanın 30 Ocağı çekilmesi de aslında sizlerin, bizlerin bu süreci peşini bırakmamasıyla oldu. Ne kadar acı bir durum bu. Hakikaten çok acı. Yani teker teker uğraşıyoruz. Duruşma gününü erkene alın. Tutuklayın. Neden tutuklu kimse yok burada? Çünkü bu suç katalog suçlardan. O yüzden yani tutuklu işlerden tutuklu olarak sürmesi gerekiyor. Ve daha bu haberler çıkmadan önce şey diye söylüyorduk. Acaba yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi mi? Belki de yargılayacak, sanık bulamayacaklar. O da verilmemiş meğerse. Ama işte şu anda 2 kişi tutuklu durumda. Buradaki süreç birazdan belki daha fazla konuşuruz ama medeni hukuk perspektifi, şer'i hukuk perspektifi, bir ülkedeki vatandaşların hakları, kişisel durumlarına hangi perspektiften, hangi gözlükten bakıldığıyla ilgili aslında son yıllardaki karşımızdaki bir çıplak bir gerçek var. Ve bu gerçek her olayda karşımıza çıkıyor. Şu anda da mesela 9 Aralık'taki anayasadaki değişiklik teklifinde de bu var. AKP'nin, Diyanet'in pek çok açıklamalarında da var. Ben şimdilik böyle gireyim. Daha sonra... Tabii virgül koyalım. Zaten bu medeni hukuk kısmına özellikle geçeceğiz. Şimdi siz aslında çok iyi bir çerçeveyle başlamış bulundunuz. Maalesef ilk defa cinsel istismar vakasıyla karşılaşmıyoruz. Bildiklerimiz de çok, muhtemelen bilmediklerimiz de var diye düşünüyoruz. Şimdi çocuğun cinsel istismar vakasını zaten her türlü konuşmak oldukça zor. Devletin çocukları koruması gerekirken burada adeta bir bunu doğru ifade edelim. Belki neredeyse bir çeteleşmeden bahsediyoruz. Çünkü siz de saydınız, farklı kurumlar var, sağlık, eğitim, adli bilimler, hukuk, bürokrasinin farklı konuları, bunların işin içerisinde olmasa dahi bu iş açığa çıkması noktasında aktif rol almamışlar. Bunu görüyoruz. Bu vaka bence bu yüzden de çok fazla dikkat çekti. Dediğim gibi çocuğa cinsel istismar vakası zaten hem vicdanen hem de hukuken çok zedeleyici, yaralayıcı bir toplum olmak açısından burada bunun bir farklı boyutunun da olduğunu görüyoruz. İşin içerisinde bir tarikat var ve adeta kendi hukuklarını kurmuş ve buna göre genç bir çocuğu, bir genç kadını onun içerisinde konumlandırdıklarını görüyoruz. Şimdi bu noktada işte size dönmek istiyorum. Bu alternatif bir medeni hukuk diye ben kendimce isimlendirdim ama şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi çocukların evlendirilmesi meselesini bu tarikatlar, cemaatler kendi içlerinde nasıl meşrulaştırıyorlar? Din buna, Diyanet buna ne diyeceğim? Çünkü burada üstü örtülmekten ziyade bu iddianamede, ifadelerde okunuruz. Neredeyse kendi içlerinde normalleştirilen 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla tırnak içerisinde bir şekilde söylüyorum, bu tabii ki bir evlenme olamaz hukuken de. Bunun meşrulaştığını görüyoruz neredeyse. Din, Diyanet ne diyor hocam? Bu süreçte ben yeni bir tabii ki yeni bir veri elime geçti. Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu mütalalarından 2012 yılında konusunda çocukların evlendirilmesi olan bir mütalaya eriştim. Ona göz atma şansım oldu. Belki bundan da bahsederiz hocam. Ne dediğini merak ediyorum. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce ister referansı dini olsun, ister din dışı olsun, hiçbir hukuki kural çerçevesinde bunun meşruiyeti söz konusu olamaz. Yani bir çocuğun, 6 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde istismara uğramasının herhangi bir meşruiyet sözcüğüyle beraber ifade edilmesi söz konusu olamaz. Dini hukuka baktığımızda esasının İslamiyette Kur'an olduğunu görüyoruz. Burada da gayet açık bir ifade var. Kaynağın, dayanılacak kaynağın mutlaka kutsal kitap Kur'an olması gerekir ve oradaki kaynak, oradaki referans da rüştür. Yani bir gencin reşit olması gerekir ki böyle bir evlenme akdi gerçekleşebilsin. Zaten reşit olmayanlar, yaşı küçük olanlar ve aklen bir takım problemleri olanlar, hukuki ehliyete sahip olmayan, hukuki muamele yapma ehliyetine haiz olmayan bireylerdir. Dolayısıyla onlar için ebeveynleri, onlar için velileri, vasileri hareket eder. Bu hususta velinin, vasinin bir kendisi için karar verip onun evlenme, tırnak içinde sizin kullandığınız gibi, akdine taraf olması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu ancak bir takım yapıların, burada bir dini yapıdan bahsediyoruz, bir takım yapıların kendi yorumları çerçevesinde kendi aslında bir takım arzularını gerçekleştirmek için ortaya koyduğu eylemler. Burada tabii çok büyük bir çaresizlik var. Bir şekilde buna karşı koyamayacak bir taraf olduğunda bu suistimalin, bu kötüye kullanmanın ortaya çıkması ne yazık ki çok kolay oluyor. Dediğiniz gibi böyle bir durumda aslında koruyucu mekanizmaların, devletin çeşitli mekanizmaları olması gerekir. Aileye karşı da, bu cins yapılara karşı da, çocuğu korumaya yönelik olan, olması gereken yapıların devlet ve onun kurumları olması gerekir. Ama ne yazık ki burada da bir göz kapama, bir şekilde bu terimi kullanacağım, suça iştirak etme durumu oluyor. Olmuş daha önceki vakalarda da, bunu daha önce de izlemiştik. Sizin bahsettiğiniz Diyanet İşleri Başkanlığı'nınla ilgili olan karar, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir mütalası. Dediğiniz gibi 2012'de verilmiş olan bir mütala. Küçüklerin evlendirilmesi konusu görüşülüyor ve yapılan müzakereden sonra bir karar ortaya konuluyor. Bu kararın son tahlilde ifadesi oldukça müphem olmakla birlikte, daha yuvarlak bir takım ifadelere sahip olmakla birlikte, son paragrafını okuyorum. Günümüz şartlarında küçüklerin evlendirilmeleri, onları genellikle ekonomik, biyolojik ve psikolojik açılardan kaldıramayacakları bir yükün altına sokmaktadır. Ayrıca onların çocukluklarını yaşayamama, gerekli eğitimden mahrum kalma gibi birçok temel hakkın ihlaline de yol açabileceği gerekçelerine bağlı olarak uygun olmayacağı mütalaa edilmiştir. Kararına varıyor. Dolayısıyla Diyanet'in de 10 sene kadar önce vermiş olduğu bu mütalaa çerçevesinde de hiçbir şekilde bunun geçerli olduğu, olabileceği söylenilemez. Ben de bunu şimdilik bu noktada bırakayım. Konuyu tekrar devam edeceğiz. Nasıl olsa daha açarak devam edebiliriz. Evet hocam, aslında şuradan devam edelim. Şimdi hocam bu biraz din-devlet ilişkilerini de sorgulamamız gerekiyor. Farklı yayınlarda ben şu şekilde ifade ettim aslında. Bugün de oradan devam edebiliriz. Şimdi hocam devletle yurttaşlar arasında ara mekanizmalar olduğunu görüyoruz. Tarikatlar, cemaatler gibi. Şimdi bunların kapatılması, kapatılmaması tartışmaları yapılıyor. Bir yandan da bu tarz tarikatlar zaten hukuken açık olarak görülmüyor. İşte dernekler ve vakıflar üzerinden yürütülen bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki tek cezaevlerin kapatılmasından beri bu tarz yapılanmaların yer altına indiğini de biliyoruz siyasi tarihte. Yani belli ki kapatmak, bastırmak bir çözüm değil. Önceki tarikatlar, cemaatler toplumsal olarak neye karşılık geliyor? Bunu herhalde anlamak lazım. Bir de hocam şunu ben merak ediyorum. İkinizin de fikirlerini öğrenmek istiyorum. Şimdi ortada bir modern ulus devlet var. Onun bir medeni hukuku var. Medeni hukuka göre her birimizin sorumlulukları ve hakları var. Bir yandan da alternatif hukukların uygulandığını görüyoruz. İşi abartarak söylersem belki belki de abartarak söylememe de gerek yok ama nasıl IŞİD'in örgütlenmesini sorguladığımız zamanlarda onların oluşturduğu kendi hukukla neredeyse bir devlet yapılanması gibi olduklarını konuşuyorduk. Burada da devlet yapılanması gibi olmasa da kendi hukukunu işleten yapılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir görecelilik varmış gibi tartışmalar da duydum ben bu konu içerisinde. Yani sizin yaşam tarzınıza göre bu normal olabilir ama başka bir yaşam tarzına göre bu normaldir. Neredeyse buraya varabilecek yorumlar görüyorum. Biz modern ulus devleti vatandaşlık bağı ile bağlı bir şekilde yaşıyoruz. Biraz medeni hukuk açısından baktığımızda Selin Hanım siz de devam edelim isterim. Burada siz şimdi bir hukukçusunuz. Tabii ki haklarımızı, sorumluluklarımızı bileceğiz ki biz de ona göre devam edeceğiz. Medeni hukuk açısından baktığımızda din ve yurttaşlar, din devlet yurttaşlar ilişkisi açısından bu bize ne söylüyor? Benim sesim biraz sıkıntılı geliyor herhalde. Sorumun anlaşıldığını umuyorum. Evet, son cümlenizi anlayamadım. Şunu soruyorum, buradaki kendi içinde işletilen, hatta cemaatle içinde işletilen bir hukukvari bir yapılanma var. Bunu devlet yurttaş ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde nasıl bir şekil ortaya çıkıyor? Tamam. Bu tarikat, siyaset, ticaret ilişkisi aslında bu rejimin tam da göbeğinde yer alıyor. Bunu defalarca karşımıza çıkan örneklerde gördük. Hatırlıyorum 90'lı yıl, 2000'lerin başındaydı galiba. Kimi tarikat üyelerinin, liderlerinin böyle eteklerinin altında, dizlerinin, ayaklarının dibinde oturan bürokratlar vardı. İsimlerini zikretmemiz gerek yok. Pek çok bürokratın böyle fotoğraflarını gördüğümde şu bana şaşkınlık verdiği zamanlar da oluyordu. Sonra şeyi fark ettim. Ne kadar alıştım ben bunları görmeye. Ne kadar çok aslında hayatımıza normal bir şekilde girilmeye başlandı. Ama şu açıdan rahatsızlıklar noktasında bir çoklu hukuk zikredilmeye başlandıktan sonra başka gözle bakmaya başladık. Yani 2015'teki Türk Ceza Yasası'nda biraz önce bahsettiğim maddenin iptali aslında direkt laiklik ilkesine karşı bir adımdı. Çünkü medeni kanun, medeni hukukun kime ait olduğu, kimler için olduğu, yani ya da Türkiye'nin ilk medeni kanunu 1926, ikincisinin 2001 yılında yürürlüğe girmesi, 2001 yılında yürürlüğe giren medeni kanunu erkeğin ailenin reisi olduğu hususun ortadan kaldırılmış olması, pek çok değişiklik getirilmesi kadın erkek eşitliğine dair, aile maddesiyle özellikle edinilmiş mallara katılma rejimiyle pek çok hususa ilişkin ciddi bir mücadele verilen bir yıldı, bir süreçti. 2001 tabii ki yürürlüğe girdiği daha önceki 90'lı yılların sonlarında. Fakat zamanla medeni kanun aleyhine yayınlar yapılmaya başlandı bazı gazeteler tarafından. Yürürlükteki 6284 sayılı yasa aleyhine böyle hunharca çok rahatlıkla konuşulmaya başlandı. Yanlış bilgilendiriliyor üstelik vatandaş. Yani kanunun olmadığı bir şekilde anlatılıyor. Basın savcıları okuyor mutlaka ama herhangi bir şekilde ne yapıyorsunuz diyen yok. Ve medeni anladık ki yani böyle 2016-2017'lerdeki bazı yazılar çok keskindi. Medeni kanunla bir dertleri var. Yani 2017'de yazdığım bir yazıyı hatırlıyorum. 91 yıllık medeni kanunla dertleri var diye. Hakikaten çocuk evlendirme yaşıyla ilintili olarak sürekli açıklamalar yapılmaya başlandığını fark etmiştik. İşte İslam şer'i hukuka göre evlenme yaşı işte ben de tam bilemiyorum. Biri 6 diyor, biri 9 diyor. Neyse işte 9'dur. Mesela Nurettin Yıldız 6 yaşında bir çocukla 24 yaşında bir erkek evlendirilebilir, bu uygundur diye açıklama yapmıştı. Bu kim? Sosyal Doku Vakfı Başkanı. Böyle bir vakıf varmış ve 31 kanal, bölgesel ve ulusal 31 kanalda Hayat Sohbetleri isimli programı yayınlanıyor ve burada bu açık açık çok rahatlıkla söylüyor. Ben 2015'te bundan haberdar olan bir vatandaş olarak şikayetçi oldum. Dedim ki bu suç işlemeye teşvik. TCK 103 bildiğiniz çocuk istismarına teşvik ediyor. Yani 6 yaşında çocuk diyor. Şikayetçi olduktan sonra bana gelen cevap şuydu. O düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanmıştır. Ama suç işlemeye teşvik var. Yok. Şimdi o zamanlar pek çok hatırlıyorum, Kocaeli Barosu da böyle bir girişimde bulunmuştu. Aynı cevabı o da almıştı. Savcı da Umut Tepe'ydi. Bizim bazı şeyleri vatandaş olarak altını çizmeye çalıştığımız hususlarda devlet bu kadar bizi itmeseydi, sözümüzü, sesimizi duysaydı da ben şu cümleyi kuramasaydım. Tarikat, siyaset, ticaret ilişkisi tam da bu rejimin göbeğinde yer alıyor diyemeseydim, ama çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Her şeyi açıklama yapan, ki o da çok problemli, ama Diyanet İşleri Başkanı sistematik cinsel şiddete dair defalarca olan, o kadar çok sümen altı edilmesine rağmen o kadar çok vaka duyduk ki, buna dair herhangi bir şey söylüyor mu tarikat şeyhlerine aleyhine? Hayır. Hep bir koruma hali. Geçen hafta mecliste bu konu konuşulduğunda kulaklarıma inanamadım. MHP grup sözcüsüydü sanırım bir beyefendi, adını hatırlayamıyorum. Şey diyordu, bu münferit bir olaydır. Bunu lütfen bu kıymetli vakfa tamamına atfetmeyiniz. Hala bir koruma içinde. Ensar için de aynısını yaptılar. 45 çocuk dendi. Bu da ortaya çıkan, bilinen. Dönemin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu dedi ki yapmayın, söylemeyin. Çok kıymetli hizmetleri olan bir vakfı bir olayla böyle karalayamazsınız. Şimdi bunların o kadar çok fazla ki sayısı. Bunların hepsine baktığınızda tabii ki şöyle bir şey söylüyorsunuz. Benim okuduğum medeni kanunu uygulamak istemiyorlar. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi şu son anayasa teklifi de zaten çok buna referans veriyor. Maalesef 9 Aralık'ta AKP'nin meclis başkanlığına sunduğu. O sebeple böyle bir iklim. Yani ama bu iklimin besleyenlerine de bakalım dediğimizde acayip bir tablo. Mesela KHK yurtları. KHK yurtları noktasında yurtlara girmenin çok zor olduğu, işte çocuklar sıra bulamıyor. Ne oluyor? Cemaat vakıf yurtlarına iteleniyorlar. Ve onun bir takım şartları varmış. İşte hocaların dini sohbetlerine katılmak. Öğrencilerin yoksulluk sebebiyle barınma sorununu da dini nesiller yetiştirme adı altında aslında ideolojik siyasi çerçevelerine çekiyorlar ve buna karşı bunu gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. Bununla mücadele kolay mı? İstenirse tabii ki kolay. Tabii ki kolay istenirse. Yani şu lafın bir şeyi yok. İşte tekke ve zaviyeler kanunu zaten açık olmamaları lazım. Tamam, ama fiili durum böyle değil. Ya da şunun da bir tam olarak pratikte karşımıza bir faydası çıkacak mı? Kapatılsın. Yani bu yasakçı zihniyetle de olmuyor. Ama bu çocukları nasıl koruyacak devlet? Devletin çocukları korumak gibi yükümlülüğü yok mu? Var. Ama getirdiği anayasa teklifi direkt laiklik ilkesini tamamen terk etmenin bir ön hazırlığı mesela. Yani aslında hep yaptığı şey böyle, kuş nasıl ağzında minik minik getirir ya minik minik sopaları, onları ortaya kurar ve büyür. Onun gibi bir şey. Bunu yıllardır yapıyor zaten. Yani 2002'den beri kafasında olan bu şeyi ben 2008'den başladım. 2008'den bugüne çok ısrarlı bir şekilde, ya bazen adı boşanma komisyonu raporu oluyor. Aa, tepki görüyor kamuoyundan, geri çekiliyorum gibi davranıyor. Ama teker teker rapordaki hususları hayata geçiriyor. Arabuluculuk oluyor bunun adı. Bunun adı müftü nikahı oluyor. Uzlaşma, Türk Ceza Yasası'ndaki bazı suçları uzlaşma kapsamına sokuyor ki o suçlar en çok kadınların ve çocukların maruz kaldığı suçlar. Hakaret, tehdit, basit yaralama gibi. Pek çok hususta tıkır tıkır yapmaya başladı ve en sonunda biz 6 yaşında bir çocuktan bahsediyorsunuz diye bağırmak zorunda kaldık günlerce. Günlerce. Yani bu o kadar travmatik şeyler yaşanıyor ki ve buna Aile Bakanı'nın açıklaması çok acayipti yani bu kişiler arasında. Bu tam da sizin siyasetinizin ürünü aslında. Bu sizin bu tarikatlara, bu cemaatlere bu kadar göz yummanız, onları güç odaklı olarak kabul etmeniz, İstanbul Sözleşmesi'nden onların gönlü hoş olsun diye çıktığınız söyleniyor. Başka sebepleri de çok aslında, tek bir sebeple açıklanmaz ama yani bakıldığında bu nihayetindeki bu toplam 10 çocuktan 4'ü cinsel istismara uğruyor bu ülkede. Bu STK'ların bir şekilde oluşturduğu bir data. Burayı konuşsak ya, hadi burayı konuşalım. Her gece büyük büyük analizler yapan, böyle ekranı 4'e 5'e bölen bir sürü erkeğin çıktığı kanallar var. Hiç konuşuyorlar mı acaba? Bu soruşturmanın tarikatlar için ayrıca açılıp çok geniş bir soruşturma olmasına, sadece Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davaya katılıyoruz biz, takip ediyoruz demekle oluyor mu Aile Bakanlığı? Siz katılan olarak suçtan zarar görensiniz değil mi ceza hukukunda? Bence siz sorumlususunuz, tam tersi. Asli fail, feri fail durumu var. Burada da sizin bir sorumluluğunuz var. Sorumluluğunuz olduğu için zaten bu kadar şey oluyor. Hiçbir şey yapmadığınız için, önleme tedbirlerini asla uygulamadığınız için, hep oy kaygısıyla, hep siyaset kaygısıyla meselelere baktığınız için. Bu şu aşamada bunu söyleyeceğim ama 10 çocuktan 4'ü. Bu inanılmaz bir rakam. Şu aslında birkaç bilgilendirme yapmak da istiyorum Selin Hanım, sizin söylediklerinizden de hareketle. Şimdi bu kişiler arasında özel hukuka ait ve münferit bir vaka gibi gösteriliyor. Bu zaten sizin de belirttiğiniz gibi siyasetin tam ortası. Aslında bu meseleyi özellikle özel hukuk içerisinde hapsetmeye çalışıyor. Yani kişiler arası bir hukuki vaka gibi bunun üzerinden göstermeye çalışmak şunu da getiriyor. Şimdi burada cinsel istismara maruz bırakılan bir kişi var. Bunun kişilik haklarının korunması gerekir. Evet, biz de burada zaten ismini bahsetmiyoruz ve bu olayı atlatıp bir hayat sürmesi gerekir. Dolayısıyla hem hukuken hem de vicdanen ve etik kurallar gereğince davranmalıyız. Bu çok kesinlikle doğru bir mevzu ama Türkiye'de maalesef hukukun işletilmesi için kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Özellikle bu davalarda. Çocuğa istismar, kadına yönelik şiddet davalarında defalarca örneklerde gördük ki kamuoyu oluşturulmadan yargı makamları harekete geçmiyor. Yargı makamları zaten korumakla yükümlüler, bu yükümlülüğünü yerine getirmiyorlar. Üzerine olay olduktan sonra bile harekete geçmeleri ancak çoğunlukla kadın hareketinin bastırmasıyla ya da kamuoyu oluşturması oluyor. Bu konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş belirttiğiniz gibi açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. İsmail Cemaati'nden bir açıklama geldi. Onun üstüne bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bir başka cemaat, Mahmut Efendi Cemaati de ağır sözlerle bugünkü gözaltıları eleştirdi. O görüntülerde gerçekten Türkiye'nin geldiği noktada göz önüne seren acı görüntülerde diyebilirim, kendi adıma yorumum bu olur. Şimdi İştar Hocam, şuradan devam etmek istiyorum. Ben ısrarla aslında meseleyi oraya getirmeye çalışıyorum. Arkadaşlardan bu din-devlet ilişkisinden bize ne söylüyor? Şimdi hocam burada tarikatlardan, cemaatlerden bahsediyoruz. Selin Hanım'ın da belirttiği gibi belirli ihtiyaçların sosyal devlet uygulamaları yerine getirilmemesinin sonucu olarak da aslında yurttaşlar zaman zaman bu tarikat ve cemaat yapılanmalarına da mecbur bırakılıyor gördüğümüz üzere. Şimdi bu yapılanmalarda kol kırılır yen içinde kalır denilerek özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel istismar, çeşitli şiddet vakaları yaşanıyor. Şimdi bu vaka yaşandığında ben çok naifçe şu soruyu da sordum. 4 artı 4 zorunlu eğitimde nasıl oluyor da bir çocuk hiç okula gitmeden eğitim kurumlarında okula gitti şeklinde gösteriliyor? Çünkü en azından okulda bir öğretmen fark edebilir çocuğun bir istismara uğrayıp uğramadığını. Yani her taraftan kolu kanadı kırılan çocuklar ve genç kızlar, genç kadınlar görüyoruz. Bu noktada bir yandan da objektif olmakta, aklı selim bir şekilde sakince sunmakta da zorlandığımız bir konu. Bunu da belirtmek isterim izleyicilerimiz açısından. Bu konunun dışında objektif bir şekilde bir gazeteci olarak da duramam. Kadın bir gazeteci olarak da açıkçası tarafımızda, yerimizde bu konuda bellidir ne olursa olsun. İşte hocam, din devlet ilişkileri açısından bu olayı nasıl analiz etmemiz lazım? Şimdi biraz önce Selin Hanım oy kaygısıyla, siyasal kaygılarla bir takım eylemlerin engellendiğini, yapılmadığını veyahut birilerinin korunduğunu bahsetti. Bence bunun daha ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Ne yazık ki Türkiye siyasetinin, Türkiye siyasi kültürünün içinde iktidar olanın kendi doğrularını mutlak doğrularmış gibi bütün bir topluma benimsetmeye çalışması anlayışı var. Yani demokratik bir yapıda ne vardır? Farklı gruplar vardır. Demokratik bir devlet çerçevesinde bu farklı gruplar birbiriyle tartışır, birbiriyle yarışır vesaire, ama bunun dışında bir şekilde bir arada hareket eder. Demokrasi dediğimiz zaten farklı grupların, farklı seslerin bir arada çıkıp bir armoninin sağlanmaya çalışılmasıdır. Yani bu dünyanın her tarafında bir yandan olan bir şey. Mesela bütün sağ politikalara baktığımızda kürtajdı, bir takım haklardı gibi konuların zaten asıl tartışma konuları olduğunu biliyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de sağ ile sol, yani Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasındaki ve bu görüşe yakın olanlar arasındaki en büyük tartışmalardan bir tanesidir. Kürtajla ilgili düzenlemeler yakın tarihlerde de bu alandaki bir takım kazanılmış mahkeme kararlarının aşıldığını, mahkemenin, yüksek mahkemenin yapısı çerçevesinde çok daha muhafazakar bir takım yollara gidildiğini gördük. Eyaletlere bırakıldı ki eyaletlere baktığımızda çiftlerin, yani kadın erkek evliliği içindeki çiftlerin bile özel yaşamına girebilecek bir takım koşulların olduğu bir takım eyaletler vardı. Bir takım cinsel birleşmeleri vesaireyi yasaklayabilen bir takım eyaletler vardı geçmişte. Bunların önüne bir şekilde geçilmişti. Fakat yeniden bir geriye dönüş, bir o sağın yükselmesi, muhafazakarlaşmanın artması çerçevesinde bu meselelerin çıktığını gördük. Ha, Türkiye'de de, bunu Türkiye'ye getirecek olursak, Türkiye'de de yine bir iktidardan bahsediyoruz ki kendi doğrusunu, kendi yalnızca kabul ettiği bir takım esasları herkesin doğrusu, mutlak doğru olarak benimsetmeye çalışılsın. Kendi yaşam tarzını bütün bir topluma empoze etmeye çalışsın. İşte bu şekildeki bir davranışın sonucu yavaş yavaş bir takım hukuki düzenlemelerle bu yaşam tarzını sağlamaya çalışmaktan geçer. Nitekim biraz önce Selin Hanım'ın zikrettiği konuşmadaki çeşitli hukuki müdahaleler, bunun içinde 2017'deki müftülerin olmasından tutun da nikah memuru olma hakkına sahip olmalarından, yani evlendirme memuru, resmi nikah kıyma yetkisine sahip olmalarından tutun da son çıkan, çıkarılmaya çalışılan ve insan hakları çerçevesindeki bir takım gelişmeleri hiçe sayarak bir takım tanımlar sağlamaya çalışan anayasa düzenlemesine kadar, ki o anayasa düzenlemesinde mesela evliliğin yalnızca kadın ve erkek arasında olacağı ifadesi yer almakta. Bu da eşcinsel evlilikleri tamamıyla ortadan, yani böyle bir ihtimali ortadan kaldırmaya yönelik. Oysa bu da günün artık şeyler durumunda hak kategorilerinden bir tanesi, korunması gereken hak kategorilerinin tamamıyla ihlal edilmesi anlamına gelir. Yani kendi dinsel anlayışı çerçevesinde bir devlet yapılanmasına gitmenin adımlarının atılması olarak okuyorum ben. Ama bir yandan da şurası aşikar ki dünyayla yine de bağlantılı bir ülke ve onun çeşitli ekonomik ve uluslararası ilişkileri söz konusu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde referansın bugünkü medeni, yani bugünkü hukuk çerçevesinden, yani şu anda Türkiye kıta Avrupası hukukunun esaslarına sahip bir hukuk sistemine haizdir. Buradan çıkılıp da referansı dini olan bir hukuka döneceği kanaatinde değilim. Değilim, ama çok tehlikeli olan sinsi bir şekilde bu dini değerlerin hukuk sistemine yerleştirilmeye çalışılmasıdır. Dolayısıyla yapılması gereken farklı düşünen vatandaşlar olarak doğru bildiğinin mücadelesini vermek, bunun dışında da bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Şekilde devam edelim. Evet, benim sesim kapalıydı. Şimdi geldiğini düşünüyorum. Şimdi birkaç atma yaparak son bir kısaca değerlendirmelerinizi alarak toparlayacağız. Öncelikle girişte gerekiyordu ama şu anda da unutmadan söylemek isterim hemen. Bu haberi Timur Soykan Bir Gün gazetesinde aslında yazarak kamuoyuna duyurdu. Gazetecilik anlamında onun hakkını teslim etmemiz lazım. Onun üzerinden aslında bu yorumları yapabiliyoruz. Başta söylemem gerekiyor dediğim gibi. Yanı sıra Medyascope'da muhabir arkadaşımız Dilek Şen, Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Öğretmeni Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu'yla konuyu derinlemesine bir röportajla ele aldı. Biraz önce bahsettiğimiz Din İşleri Yüksek Kurulu mütalası üzerinden ele aldı. Ayrıntılarına vakıf olmak isterseniz bu söyleşiyi de röportajı da okumanı tavsiye edebilirim. Tabii bir yandan da iddianameye de ulaştık. Ayrıntılarına olayın buradan da vakıf olmaya gayret ediyoruz. Şu anda HKG'nin koruma altında olması, bu süreçten şekilde çıkmış olması da önemli bir not. Bunu da iletmek isterim izleyicilerimize. Bunun takipçisi olacağız tabii ki farklı açıdan. Şimdi bu koruma mevzuyla ilgili aslında ufak sorularımla yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Selin Hanım, sizle devam edelim. Hem şimdiye kadarki tartışmamıza ekleyeceklerinizi alayım. Şimdi İştar Hocam da söyledi, siz de bahsettiniz. Şimdi bu tarz yapılanmaların denetlenmesi, eğer devlet kurumlarının böyle bir niyeti varsa bir kere nasıl olur, nasıl olmalı, burada temel ilkelerimiz neler olmalı, bununla ilgili var mı ekleyecekleriniz? Evet, teşekkür ederim. İştar Hanım'ın bıraktığı yerden devam etmeyi çok isterim. Sizin sorunuzla da birleştireceğim, ona da yanıt vereceğim. Denetim, biliyorsunuz yurtların denetimi tarihi 2012 miydi? Ben birazcık karıştırır haldeyim artık. 2017 miydi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri'ne verildi. Öğrenci yurtlarının denetimi. Şimdi bu denetim ve çocukların, daha doğrusu öğrencilerin barınma meselesinde devlet öğrenciyi yapayalnız bırakmış durumda. Şu anda İstanbul'daki kiraların hepimiz farkındayız, değil mi? 2 rakamlıdan aşağı hiçbir şekilde kiralanabilecek ev bulunmuyor. Bu öğrenci KHK'ye başvuruyor, yurt sırasına giriyor, sıra çıkmıyor. Yoksulluk var, ne yapacak? Kocaman bir soru işaretiyle devlet baş başa bırakıyor. Ama kendi baktığınızda işte belli isimleri var ya kendi vakıflarının, onlara kesenin ağzını açıyor. Ama yeni yurt inşası ya da başka alternatifler geliştirmek için hiçbir şey yapmıyor. Ama Trabzon'da Milli Eğitim Müdürü ya diyor, bir yurtta aynı merdivenden hem kız çocuklar hem erkek çocuklar geçiyor, İçim çok kötü oluyor diyebiliyor. Her söylemlerinde laiklik ilkesine aykırı bir nokta oluyor. Şimdi eşit bireyler olarak görmüyorlar. Yani Türkiye kadın erkek eşitliği bir devlet politikası değil. Zaten 2008'den beri dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı bunu açık açık çok rahatlıkla zikrediyor bu görüşünü zaten. 2008'de 3 çocuk buyurdu bize. Sonra kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedi 2010'da. Ve adeta bir domino taşı etkisiyle tüm bürokrasiye yayıldı bu söz. İliklerimize kadar hissettik. Yani ihtiyar heyetinden milletvekilinin tavrına kadar, başbakanın son işte Binali Yıldırım'a mesela şort giyen kadına mırıldan da geç, niye tekme atıyorsun diyen, şort giyen kadına tekme atan adama söylediği bu lafa kadar o kadar çok yerde hissettik ki. Şimdi bizi eşit birey olarak görmüyorlar, kadın erkeği. Eşit birey olarak görmediklerin arasında adalet sağlaman mümkün değil. Adalet sağlaman mümkün değilken bir de şu anayasa teklifiyle kadınları inançlı inançsız, örtülü örtüsüz diye ayırmaya çalışıyorlar. Üstelik de bunun konuşmamızın da önüne geçecek önlemler koymaya çalışıyorlar. Çok böyle flu, ucu açık ifadelerle, ki anayasa metinleri çok net, anlaşılabilir olmalı. Ben anayasayla bitirmemin sebebi o. Şu anda bence bizim en önemli gündemimiz bu. Yani anayasal tanımlı kıyafet Buna getirmeye çalışıyorlar ve ağzımızı açmamız, itiraz etmemizi bile yasaklayacaklar çünkü bu anayasada yazıyor olacak. Ama bu teklif sadece başörtüsüyle ilintili. Başörtüsü dışında hiçbir şey özgürlük getirmiş bir durumu yok. Cinsiyet temelli ayrımcılık var. Metin komple, hepsi, metinin tamamında bizatihi anayasanın 10. maddesine aykırı. Herhangi bir burada beis yok. 41. madde aile toplumun temelidir, eşler arasında eşitliğe dayanır diyor. Burada da değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Eşcinsel evliliklerin tamamen önünü kestiler. Ve eşler ibaresine farklı açıklamalar getirmeye çalışıyorlar. Orada çok eşliliğin önünü açmaya çalışma hamleleri var. Bakın hep aynı yere geliyor. Bütün yapılmaya çalışılan işte bu İslam'a göre çok eşlilik kavramına giden o yol var ya, o sular nedense hep oraya akıyor. Bütün suların aktığı yol orası oluyor. Bu sebeple yani bugünün muhalefetine çok iş düşüyor çünkü parlamentoya ihtiyacı var bu teklifi yasalaşması için. Türkiye'nin bütün siyasal güçlerin bu konuda hakikaten iyi bir duruş sergilemesi lazım. Çünkü burada kimin hakkı? Yani iktidar burada anayasada inançlı inançsız ayrımı yapma niyetinde yapamaz. Anayasalar temel hukuk metinleri. Onlara böyle bir dayatma yapılamaz. Biz onlara dayanarak kanun ve kural uygulanıyor zaten. Anayasada böyle bir şey yapılırsa çok büyük karanlık. Benim nazarımda şu anda en önemli gündemimiz bu. Sanırım Muhalefet Partisi Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Biz inanç özgürlüğüne ilişkin düzenlemelerde aykırı davranmayız demişti. Galiba Aralık ayının başında. Neye aykırı? Kime aykırı? İktidarın beklentilerine mi aykırı? Yoksa bizim halkın beklentilerine mi aykırı? Yani bu konuda çok netlik istiyoruz. Kendi adıma konuşayım. Çok netlik istiyorum. Bu konuda herhangi bir taviz verilmemesini istiyorum. Çok tehlikeli bir anayasa teklifiyle karşı karşıyayız. Bunu hepimiz, hep birlikte, bu sadece kadınların üstünde bir şey değil ki. Bunu hep birlikte bu konuda net ve keskin durmadayız. Laikliğin fiilen sonunu getiren bir anayasa teklifiyle karşı karşıyayız. Anayasada madde 41'i değiştirmeye çalışıyorlar ya. Ama o maddede şu da var. Devlet çocukların korunmasını da sağlamak için gerekli tedbirleri alır diyor. Evet, bununla bitiriyorum. Böyle mi koruyorsunuz çocukları? 6 yaşında çocuktan bahsediliyor. Daha bugün babası tutuklandı. Siz böyle mi koruyorsunuz? Ve bizler olmasak hiçbir şey yapmayacaktınız zaten. İşin kötüsü de bu. Bizim böyle bir mesaimiz oluştu. Böyle travmatik konularda mesai verir haldeyiz. Şule Çetin katillerini takip ettik, yargılanmasını sağladık ailesi ve arkadaşların öncülüğünde. Böyle bir hayat olabilir mi? Neden yapmanız gereken şeyleri yapmıyorsunuz? Daha da kötüsünü yapıyorsunuz. 41. maddede çocuklardan da bahsediyor. Ama derdiniz başka olduğu için hiç orayla ilişkilendirmiyorsunuz. Eşcinsellik, İstanbul Sözleşmesi şeytan, 6284 sayılı yasa aileyi böler. Aileyi, o kutsal aileniz zaten şiddet doluysa yıkılsın. Kesinlikle bazı yayınlarda bunu da konuştuk gerçekten. Herhalde şu anda modern dünyada bireyden daha üstün hiçbir şey olmamalı. Özellikle çocuklardan bahsediyoruz. Aile kurumu da kutsal olabilir belki duygu düzeyinde. İnsanlar buna inanıyorlarsa ama sorgulanamaz değil en azından. Ve aile hukukundan daha önemli olanı bireylerin devlet nazarında korunması ve bu medeni hukuk olmalı diye düşünüyorum. İşler Hocam, bu akşamlık açık oturumumuzun son sözü sizde. Selin Hanım'ın bıraktığı yerden ufak bir soru yöneltmek istiyorum da. Çok önemli bir anayasa değişikliği teklifi, evet, mecliste, gündemimizde diyelim. Şimdi bu mevzuyu Ana Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu açtı. Ve tabii ki bu yasa ile düzenleme teklifine karşısına anayasa değişiklik teklifi çıkarıldı. Selin Hanım ayrıntılarından bahsetti bu anayasa değişiklik teklifinin. Türkiye'de laikliğin altı aslında her anda yavaş yavaş gördüğümüz gibi eşildi. Elimizde şu anda ne kaldı? Bundan sonraki muhalefete çok rol düşüyor. Ama şunu da belirtelim ki maalesef altında da herhalde bu konularda bir mutabakata varılmış değil. Özellikle İstanbul Sözleşmesi mevzusunda Saadet Partisi'nin tavrı zaman zaman eleştiriliyordu. İstanbul Sözleşmesi'nden de bir günde Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkıldığında hatırlatalım, bir uluslararası sözleşmeden tek taraflı olarak bu şekilde çıkıldı. İstanbul Sözleşmesi'ni ve Koruma Kanunu'nun kıymetini burada farklı yayınlarımızda defalarca dile getirdik. Çok aciliyetli bir biçimde. Bundan sonra 31 siyasi iktidar değişikliğinde de zaten muhalefet zaman zaman İstanbul Sözleşmesi'nin hemen yeniden yürürlüğe konulacağını söylüyor. Bakalım günler bize ne gösterecek. İşte hocam, bu anayasa değişikliği teklifi bugünkü konuştuğumuz konu çerçevesinde bize ne söylüyor? Kısaca yorumlarınızı rica ediyorum. Şu anki mevcut olan anayasa değişikliği önerisinin herhangi bir şekilde demokratik bir yapıyla en ufak bir uyumu olmadığı aşikar. Hiçbir şekilde demokratik bir hukuk anlayışıyla da bir uyumu olmadığı ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı aslında siyaseten ve hukuken haklı bir hareketti. Ben onu takdirle karşıladım çünkü CHP'nin üzerindeki tarihi bir bagajı bir şekilde kaldırmaya ve bütün seçmenleri bir şekilde sarmaya, kucaklamaya yönelik bir hareketli bir adımdı. Ancak bunun karşısında getirilen hiçbir şekilde onunla uyumlu bir şey değil. Bilakis şu an iktidarda olan siyasi partinin kendi doğrusunu cebren uygulatmaya çalışması. Kaldı ki anayasa bakımından, hukukçuluğu bakımından hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir durumdur. Bu şekilde anayasada tanımların, giysi vesaire kılık kıyafet ayrıntılarının yer alması sonunda ana ilkelerin konulduğu bir yapıdır, bir normdur anayasa, bir referanstır. Bunun dışındaki ancak bunlar parlamenter sistem içinde tartışılarak parlamento, yani kanunları yapmaya yetkili olan parlamento tarafından yapılabilir. Dolayısıyla bu şekildeki bir yaşam tarzı üzerinden konuşmak durumundayım. Yaşam tarzına ve onunla beraber gelen otoriterliğe karşı olan herkesin mücadele vermesi gerektiği bir alan olarak kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Avukat Selin Nakıpoğlu ve Profesör Doktor İştar Gözaydın bu akşam bize vakit ayırdığınız için. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim ikinize. Bu akşam Açık Oturum'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismar davası olarak Türkiye'nin gündemine oturan HKG davasını değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar.